Merhaba, sinema dünyasının nabzını tutan program Sine Haber'de yepyeni dedikodularla tekrar karşınızdayız. İlk haberimiz bir gelin filmiyle ilgili. Tutulan korku serilerinden biri olan The Omen bizi geriye götürerek hikayeyi en başından anlatacak. The First Omen yapımının yakında çekimlerine başlanacak. Sinefiller, bu filmi radarınıza alın. Look at me, Damien. It's all for you. 1976 yılında sinemalara gelip korku salan seri Omen, öncesini anlatan bir yapımla tekrar beyaz perdeye dönecek. This is not a human child. 76 senesinde Richard Donner tarafından çekilen ilk Omen filmi 2.8 milyon dolarlık bütçesiyle 60 milyon dolar gişe yapınca devam filmler normal olarak durmadı. Here to protect me. Bu filmden sonra ise Damien Omen 2, Omen 3 The Final Conflict ve Omen 4 filmleri geldi. Hatta 2006 yılında bir de yeniden çekimini seyrettik. Your son, the son of the devil. No. Şimdi ise 20th Century Fox 40 yıl önce ekranlara gelen korku filminin öncesini anlatacak olan The First Omen filmini çekeceğini duyurdu. Üstelik yönetmen Antonio Campos'la görüşme halindeler. The First Omen yapımıyla birlikte zamanda geriye doğru yolculuk yaparak Deccal olduğunu iddia eden Damien isimli 5 yaşındaki çocuğun sebep olduğu gizemli olay silsilesinin dışında Damien'in gelişinden önce neler olduğuna tanık olacağız. 2012 yılında hayatını kaybeden Amerikalı müzisyen Whitney Houston'ın hayatını konu eden bir belgesel için hazırlıklar başladı. There was no question that there will always, always be love, y'all. All right? Kariyeri boyunca en çok ödül kazanan kadın müzisyen olarak Guinness Rekorlar kitabında kendine yer edinen, 2012 yılında hayatını kaybeden ve dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilen Whitney Houston'ın hayatı belgesel oluyor. Evinde küvette ölü olarak bulunan Whitney Houston'ın ölümünün ardından çeşitli televizyon kanalları tarafından belgeseller yapılmıştı. Şimdi ise Oscar'lı yönetmen Kevin MacDonald'ın yönetmenliğini üstleneceği belgesel, Houston'ın kilisede şarkı söylediği zamanlardan daha önce hiç görülmemiş görüntülerine, demo kayıtlarına, çok bilinmeyen sahne performanslarına ve Whitney Houston'ın üne kavuşmasını sağlayan albüm yapımcısı Clive Davis röportajına yer verecek. Bu yapım Houston'ın hayatını anlatacak olan ilk belgesel olarak kayda geçerken kariyeri boyunca yaşadığı tüm iniş ve çıkışları da gözler önüne serecek. Marley, Life in a Day, My Enemy's Enemy gibi birçok belgesele imza atan İskoç yönetmen Kevin MacDonald, Whitney'in hayatının karanlık dönemlerinden çekinmemize rağmen ben sinema sayesinde izleyicilerin Whitney ve müziği hakkında olumlu hissetmesini istiyorum diye konuştu. Hollywood'un başarılı kadınları arasında yer alan oyuncu Scarlett Johansson, R-rated yani 18 plus türü komedi filmi Rock That Body yapımının kadrosuna katıldı. Yıldızın bu türdeki ilk deneyimi olacak. Güzel yıldızı dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Scarlett Johansson yepyeni bir türde boy gösterecek. Müzik
bilim kurgu, dram, aksiyon, komedi, gerilim gibi yer aldığı her tür filmlerdeki rollerinin altından başarıyla kalkan Johnson, bu sefer R-rated yani 18 üstü türü komedi filmi Rock Dead Body yapımında yer alacak. Yapım geçen yıl çekilemeyen en iyi senaryoların değerlendirildiği Blacklist'e girmişti. Bu sefer güçlerini toplayan yapımcılar teknik ekibi ve oyuncu kadrosunu ellerindeki bütçeyle toplamayı başardı. Yapım komedi filmi olunca kadro Ghostbusters'da seyircilerin karşısına çıkacak olan Kate McKinnon, 22 Jump Street'in yıldızı Gillian Bell ve Broad City'den tanıdığımız Ilana Glazer yerini almış durumda. Filmin bir diğer yıldızı da Zoe Kravitz olacak. Sinema dünyası bu hafta oldukça yoğundu. Yeni projeler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Onlara da kısa bir şekilde göz atalım. Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet'te yer alan karakter Ophelia'nın hayatı film oluyor. Yapılan son görüşmelerde Star Wars The Force Awakens filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Daisy Ridley'in Ophelia'yı ve iki kez Oscar'a aday gösterilen Naomi Watts'ın ise Hamlet'in annesi Kraliçe Gertrude'u canlandırması konuşuluyor. 1978 yılında Saturday Night Live programında müzikli skeçler yapmak için kurulan ve popülerlik açısından birden patlayan The Blues Brothers yeniden ekranlara dönüyor. Üstelik bir animasyon yapımı olarak. 80 senesinde beyaz perdeye sinema filmi olarak gelen yapım, şimdi grubun üyeleri eşliğinde yeniden revize edilecek. Pas très tôt, pas très tard, parce qu'il y a des cinéastes qui disent, à 3 ans j'ai vu un Mickey et puis j'ai décidé qu'il fallait. Sinemanın düzenini bozan yeni dalga akımının bir parçası olan çektiği filmlerle sinemaya yön verip insanları etkisi altına alan yönetmen Jean-Luc Godard'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Üstelik de Artist filminin yönetmeni Michael Hazanavicius tarafından. Macbeth'teki performansıyla ortalığı kasıp kavuran Steve Jobs filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında aday olan X-Men Apokalipse'de izleyeceğimiz Michael Fassbender, şu sıralar video oyunu Assassin's Creed'in çekimleriyle meşgul olsa da üretmeye devam ediyor. Avustralyalı yazar John Leake'in Andrew Cates, The Double Life of a Serial Killer adlı ünlü kitabından uyarlanacak olan filmde Fassbender çift kişilikli, geceleri cinayet işleyip gündüzleri de bu cinayetleri araştıran bir seri katili canlandıracak. This particular project, when and how did you decide on this one? Şu sıralar Silence filmiyle ilgilenen ve 2016 yılına damgasını vuracak gibi gözüken yetenekli yönetmen Martin Scorsese ödülleri ardı ardına yan yana dizeceği çok büyük bir projeye hazırlanıyor. Daha önce Darren Aronofsky ile ismi geçen George Washington biyografisi The General'ın yönetmenlik koltuğuna oturacak. Ne diyelim, Darren Aronofsky'ye niyet, Scorsese'ye kısmet. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı fantastik evrene bu sefer aynanın içinden büyülü dünyayla geri dönüyoruz. Tim Burton'dan koltuğu devralan James Bobin Harikalar Diyarı'nı bakın nasıl yarattı. In through the looking glass, Alice has become a boss. She's following her dreams, she's doing impossible things. You've been gone too long, Alice. She's pretty fearless and she is what we would call a modern woman. Alice, we need you. The Hatter is in great danger. Lewis Carroll was the first person to put a girl, really, as the hero of a book. If Hatter's in need, I will help him. He was very keen to kind of convey the girls that he knew and their strengths. And I think Mia helps that character be the character that Lewis Carroll wanted her to be. Lewis Carroll wrote this incredibly inquisitive, curious, smart girl who was not intimidated by anything. What are you waiting for? Let's go! Alice is a great character. She's very much her own person. Alice stands up for what she believes in and is going through her journey very much her own self. I think Linda Wolverton has really done brilliantly at using all the iconic characters. I was quite excited to come back and play Alice. Got to work with the most fun people I've ever worked with. And all of it in Wonderland. What more could you want? Sinema
sinema dünyasındaki son dedikoduları aktardık. Haftaya kadar ben sinema dünyasından bir haber kalmak istemiyorum diyorsanız bizleri Facebook adreslerimizden takip edebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir bölümle tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. İzlemediğiniz film kalmasın.